Sizleri aramızda görmekten dolayı mutlu. Böyle bir makineyi Türk çiftçisine kazandırdığımız için de gururluyuz. Ekonomide yapısal dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla Başbakanımız Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan eylem planında öncelikli 9 maddeden birisi de tarımda su kullanımının etkinleştirilmesi programıdır. Bu program kapsamında ileri teknik ve teknolojilerin sulamada kullanım stratejilerinin geliştirilmesi, modern sulama yöntemlerinin uygulandığı alanların toplam sulama aralığı içerisindeki payının %20'den 25'e çıkarılması hedeflenmektedir. Sezer Tarım olarak bu noktadan hareketle 2007 yılından itibaren bazı parçalarını yurt dışından ithal ederek montajını yaptığımız tambolu sulama makinelerini 2013 yılından itibaren Bursa ili Mustafa Kemal Paşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikamızda tamamen yerli olarak üretmeye başlamış bulunuyoruz. Tarla Günü etkinliğimizde de şu anda yanımızda Kırşehir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan Şahin'le birlikte. Şimdi Kenan Bey, aslında etkinliği de bahsedeceğiz ama önce biz size bir bölgeyi değerlendirelim. Tarım Müdürlüğü, İl Tarım Müdürü olarak çalışmalarımız neler? Bölgede şu an tarım nasıl? Biz birçok bölgeyi takip ediyoruz. Yağmurlardan biraz mutlu başladı çiftçilerimiz ama sezona sizin bakışınızda nasıl başlıyor? Şunu ifade etmek istiyorum. Gerçekten ilimiz 2015 yılı itibariyle şu anda hububat noktasında baktığımız zaman ilimiz son derece iyi bir yağmur aldık. Bitkilerimizin şu anda çıkışı ve bitkilerimizin oluşumu geçmiş yıllara nazaran kıyasladığımız zaman ciddi manada bir rekolte yakalayacağımızı ümit ediyoruz. İnşallah tabii bir felaket olmazsa olmayacağını inşallah Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz, ümit ediyoruz. 2015 yılımız bereketli başladı. 2015 yılının bahar başlangıcının ilk günü burada bir tarla günü düzenledik. Bu tarla günündeki esas uygulamak istediğimiz sistem Mera ıslah projemiz. Mera ıslah projemizde gördüğünüz gibi Türkiye'de birçok alanlarda meranın sulanması gibi bir şansı yok. Ama ilimizde böyle bir şansı yakaladığımız için bu alanı sulayıp birim alanda en kaliteli kaba yem almak istiyoruz. Ve bunu da inşallah gerçekleştireceğiz. Ha, ilimizin genel manada baktığımız zaman ilimiz hayvancılığı Türkiye ortalamasının hemen hemen üzerinde. Özellikle besi işletmesinde ilimiz marka bir il diyebileceğimiz bir standardımız var. Neden bir standardımız var? Çünkü bizim ilimiz çiftçileri gayet bilinçli. 3000 başın üzerinde işletmesi olan çiftçilerimiz var. Tabiri caizse bizim besicilik işletmelerimiz fabrika sistemiyle çalışıyorlar. Yani 3500 besi danası olan çiftçimiz bir fabrikatör olarak görebiliyoruz. Neden? Çünkü şu anda 3500 hayvan çarpı 7000 dediğimiz zaman 10-15 trilyonluk eski rakamla yeni rakamla 15 milyonluk gibi bir rakam var. Bunun da tezahürü ve oluşumu 2015 yılı kırsal kalkınma yatırımlarının destekleme programı çerçevesinde bir proje hibe desteği açtık. Ve hibe desteğinde ilimizde 50 tane işletmemiz, 50 tane vatandaşımız gerek işletmesini büyütmek gerek yeni işletme açmak adı altında bir müracaat oldu. Ve şu anda inşallah şunu bekliyoruz. İPART'a girdiğimiz zaman ilimizin olmazsa olmazı tarım ve tarımın da olmazsa olmazı hayvancılık. Hayvancılıkla ilgili ilimizin gerek bilgi birikimi, gerek altyapısı, bu manada gerekse markalaşmış bir standartizasyonu var. Bu standart inşallah düşmeyecek. İlimizin geleceği ben hayvancılıkla diyorum. Artı ilimizin şöyle bir avantajı var. Şu anda son yıllarda yapılan bir yamula projesi çerçevesinde Kayseri'den gelen Yamula Barajı 1 milyon 150 bin dekar toplam alanı suluyor ve bunun 650 bin dekarı ilimize tahsisi. Bu Mucur ve Boztepe ilçemizde şunu ben söylüyorum. İlimizin toplam sulanan alanı 421 bin dekar. Yamula ile beraber 650 bin dekar yani %120 gibi bir artış olacak. İlimiz geleceğin Çukurova'sı, Mucur ve Boztepe geleceğin Çukurova'sı olarak addediyoruz. İlimiz tarımda ve hayvancılıkta ciddi manada bu vesileyle bir ivme kazanacak ve kişilerin gelir düzeyi fazla olacağını ümit ediyoruz, bekliyoruz ve projemiz de bu minvalde devam ediyor.
Evet sayın seyirciler, şu an tarla günü etkinliğimizde yanımızda hem bir kullanıcı, hem bir ziraat mühendisi, hem de bir muhtarımız var. Bakalım ürünü kullanan da bir kişi. Genel ürün nasıl kullanılıyor, verimde bir artış var mı ve ürünün kullanımı kolay mı kendisinden öğreneceğiz. Çünkü şu an takım elbisesiyle geldi ve takım elbisesiyle kullandı az önce. Birazdan size de göstereceğiz detaylarını. Önce bir sizi tanıyalım. Adınız, soyadınız da ben biraz tanıttım ama seyircilerimize neler yapıyoruz bölgede sizden bir öğrenelim. Teşekkür ederim. Ben Ramazan Şahin, Kırşehir Kocabey Köyü muhtarıyım. Kendim ziraat mühendisiyim. İşte devlette pek işimiz olmadı. Direkt geldik burada besi testleri kurduk. İşte kendi işlerimizi, kendi işimizle çalışıyoruz. Ve bu sulama sistemlerinde işte bu hayvancılıkların en büyük sorunun kaba yem olduğunu işlerin sırasında gördük. Bu kaba yem üretimimiz için de meranın şart olduğunu artık idrak etmiş bulunuyoruz. Bu meranın üretiminde ise, kaba yem üretiminde su bu işin olmazsa olmazı. Sulamada en önemli işçilik ve su kalitesi, önemli olan işin kalitesi, tarlanın homojen bir şekilde sulanabilmesi. Bu konuda da biz ayağımızı çamura değmeden, bu sezer tarım sistemlerinin bu makinelerle ayağımızı suya değmeden sulama işlemlerimizi yürütüyoruz. Az önce biraz anlattınız da ben bunun kullanımı merak ediyorum. Dediniz ki bunu tek kişi takım elbisesiyle rahatça tarlasında yapabilir. Onları bir anlatalım. Nasıl yapılıyor? Nasıl takılıyor? Traktörü az önce taktınız. Şimdi burada en güzel işi yaşam kalitesinden hiçbir şey vermiyor, ödün vermiyorsunuz. Hayatınıza nereden kaldıysanız orada devam ediyorsunuz. Ben tarlaya geldim, ben tarla sulayacağım, gideyim çizmemi giyeyim, tulumumu giyeyim, şunu yapayım falan gibi yapmıyorsunuz. Bir resepsiyondan mı geldiniz, bir düğünden mi geldiniz, nerede geldiyseniz aynı kıyafetle geliyorsunuz. Ayağınızı çamura değmeden sadece makinamızı kuruyoruz. Ne zaman kaç saatte gelmesini istiyorsak onu ayarlıyoruz. Saati, o saatine gelip makinamızın yerini değiştiriyoruz. Bu süre içerisinde makinada ne bir takılma ne bir sulamada bir aksaklık, sadece enerjimizde ve su kaynağımızda bir sıkıntı olmazsa makinamız saat gibi çalışıyor. Saat gibi de işimizi günü tam anlamıyla suluyor, sulamamızı yapıyoruz. Şimdi ben şunu merak ettim. Bu tarlayı bu makineden önce de siz kullanıyordunuz, sulamasını yapıyordunuz. Orayla kıyaslayacak olursak böyle bir ekipman hem su kullanımı olarak hem ekonomik olarak avantajları var mı? Ve üründe de artış oluyor mu? Şimdi orayla bunu kıyaslanmayacak kadar aralarında fark var şimdi. Kıyaslamak bile imkansız. Çünkü zamanında işçi bulamıyorsunuz. Zamanında suyu bulamıyorsunuz. Zamanında kalifiye eleman bulamıyorsunuz. Burada canınız sıkıldığı zaman kendi işinizi kendiniz yapabiliyorsunuz. İşin en güzel en şeyi bu. Gece gündüz sulama imkanınız oluyor. 24 saat esasına göre çalışabiliyorsunuz. Makineyi bir kurduktan sonra, enerjimizi verdikten sonra geriye hiçbir şeyimiz kalmıyor. Tarlamız sulanıyor, diğer kendi işlerimize yoğunlaşabiliyoruz. Bu şekilde de avantajlı tabii, bir sistem. Tabii mutlaka. Yani diyorum artık sulama derdimiz diye bir derdimiz kalmadı. Bu tarlaya aynı zamanda suyu homojen dağıtıyor. Yani ne bileyim, kolaylık ya. Yapacak bir şey yok. Eski dediğimiz gibi ayağımızı çamura değmeden sulama işlemlerinizi ekonomik işçi olmadan kendimiz yapabiliyoruz. Yani iyi bir nimet. Şimdi bölgeyi gördük, tarla günü etkinliklerini gördük ama tabii bunun satış sonrası süreçlerini de detaylı olarak incelememiz lazım. O yüzden şu an Sezer Sağım Sistemleri'nin bölge bayisi Asım Koca ile birlikteyiz. Şimdi Asım Bey, tarla günü etkinliğini gördük, seyircilerimize de gösteriyoruz zaten ama ürünler önemli ürünler. Çünkü sulama dönemi başlayınca tarlada gerekirse çiftçi çıkamıyor bile, hiçbir yere gidemiyor. Evet. Ürünün başında duruyor. Evet. Burada da olası bir aksaklıklarda ilk müdahale ekibi sizsiniz. Bölgeyi biraz değerlendirecek olursak, yapılan çalışmaları değerlendirecek olursak önce durumlar nasıl ve böyle bir sıkıntı süreçlerinde gerek yedek parça gerek serviste nasıl yetişiyorsunuz? Şimdi olayı şöyle özetleyelim. Zaten bu makinayı almak isteyen çiftçiye minimum 2 gün 3 gün makinenin başında nasıl çalıştığı, ne şekilde çalıştığı, ufak tefek arıza olursa sistemden kaynaklanan nasıl gidereceği hususunda eğitim veriyoruz, bilgilendiriyoruz. Çiftçi kardeşimiz ikna olduğunda eğitimimiz bitiyor. Fakat eğitimimizin bitmesi makinayla ilgimizi kesmiyor. Ne zaman bir sorunları olursa, eğer parça değişikliği olduğu takdirde en geç 2 gün içerisinde hallediyoruz. Onun dışında sistemsel bir hata varsa 1 saat 2 saat içerisinde ekiplerimiz çalışır vaziyete getiriyor. Peki şimdi ben böyle bir makineyi gördüğüm zaman ilk planda bilmediğim için
tedirgin olurum. Ben bunu tek başıma yapabilir miyim? Kolay bir şekilde ben bunu traktörüme takabilir miyim? Çalışması nasıl olacak? Tek başıma yapabilecek miyim ve nasıl yapacağım? Bu makineyi bir kişi çok rahatlıkla kullanabilir. Ama yani çekiyi takmak için, makinenin kanatlarını açmak için, biraz zamandan tasarruf için maksimum iki kişiyle çok rahatlıkla sistem çalışır hale getirilebilir. Yani bunun için çok kişiye gerek yok. Çok rahatlıkla bir kişinin, yani biraz daha rahat etmek isterse iki kişiyle sistemi rahatlıkla tarlasına getirip kuracak. Çünkü bunda yağlama yok, efendime söyleyeyim sıkma yok, montaj yok, hiçbir şey yok. Hepsi üzerinde monteli halde, yani demonte diyelim. Ama monte etmek için bir cihaza ihtiyacınız yok. Rahatlıkla bir erişkinin gücüyle çok rahatlıkla yapılabilecek bir sistem. Peki biraz da şimdi bunu tarlaya getirdim, ortaya koydum. Nasıl çalışır hale getireceğim? O süreçleri bir alalım. Şimdi bu makinamızın 400 metre, 500 metre olmak üzere üzerinde görüldüğü gibi sarılı hortumları var. Tarlanızın ekimi ne tarafaysa, yani enine ya da boyuna 500 metreye geçmemek kaydı şartıyla sulama yapacağınız yerin başına makinayı getiriyorsunuz. Tam burayı sabitliyorsunuz. Daha sonra traktör yardımıyla kanat dediğimiz sulama aracını traktörle tarlanın diğer ucuna kadar çekiyorsunuz. Daha sonra su kaynağınızdan, işte elektrikli olabilir, kuyruk milli traktörlü olabilir veya dizel motopomplarla olabilir. Suyu çekmiş olduğumuz, görüyorsunuz bakın, kanatlara kadar götürüyoruz. Götürdükten sonra sistem başlıyor. Hız ayarı var. Hız ayarı ektiğiniz bitkinin cinsine göre, tarlanızın su geçirgenliğine göre, işte saatte 90 metreden başlayın, 10 metreye kadar, yani 1 saatte 90 metrede gelebilir makina, 1 saatte 10 metrede gelebilecek şekilde dizayn edilmiş. Bunu deneme yanılma yöntemiyle, yani bir kere yapıyorsunuz bir hatta ve sulamış oluyorsunuz. Burada kanat açıklıkları 50 küsür metre, 54 metre, ama 50 metre baz aldığımızda, işte 500 metre götürdüğünüzde 50 metrede geldiğinde bir defasında 2,5 dekar yeli çok rahatlıkla sulayabiliyorsunuz. Bu da eğer saatte diyelim ki 100 metre getiriyorsanız 100 çarpı 50, 5 dekar yeri çok rahat suluyorsunuz bir saatte. Evet sayın seyirciler, Tarımın Yıldızları programında Tarla Günü etkinliğini sizlerle tanıtmaya devam ediyoruz. Şu anda da yanımızda Sezer Tarım'dan firmanın satış ve pazarlama müdürü Serkan Karaca var. Şimdi Serkan Bey, biz genelde Sezer süt sağım sistemleri diyoruz ama sanırım artık Sezer Tarım makinaları doğru bir geçiş var. Şu anda evet. Da süt sağımın dışında bir sulama ekipmanıyla buradayız. Doğru. Bu geçiş sürecini sizden bir alalım, sulamaya geçiş sürecini. Bir de burada neler yaptık, bugün seyircilerimizle neler buluştuk, detaylarını öğrenelim. Öncelikle hoş geldiniz Tarla Günümüze. Teşekkürler. Şimdi Sezer Tarım ve Sağım Teknoloji olarak aslında firma geçmişine baktığımız zaman 1950 yıllardan itibaren bir tarım makine üretimi söz konusu. Bu üretim 1993 yılına kadar devam ediyor. Ama 1978 yılında süt sağım makinelerine bir ağırlık veriliyor. Ve o yönde bir üretim ve diğer çalışmalar devam ediyor. Biz özellikle bu sulama sistemlerini Yunanistan'daki bayimiz aracıyla buraya getirdik. Bazı parçalarını buruna monte ederek satışını gerçekleştirdik. Bu 7 yıllık süreci kapsıyor. Son 2 yıldır da 2013'ün Aralık ayından itibaren özellikle yeni fabrikaya taşınmamızdan sonra Mustafa Kemalpaşa Organize Sanayi'deki bulunan fabrikamızda tamurlu sulama sistemlerini yerli olarak üretimine başladık. Şu anda %100 yerli olarak bunu üretiyoruz. Tamurlu sulama makineleri biz şu şekilde düşündük. Özellikle hayvancılığın devamı olarak. Çünkü hayvancılık ve kaba yem üretimi birbirinden ayrılmaz bir gerçek. Bu yönde de büyük bir ihtiyaç var. Yetişicilerden bu yönde bize büyük talepler geldi. Biz de üretim kapasitemizi bu yönde nasıl değerlendirebiliriz diye düşündük ve hem onlara yardımcı olmak hem de hayvancılığın dışından çok fazla bir çıkmadan bu tamurlu sulama sistemlerini üretmeye karar verdik. 2 yıldır da üretiyoruz. Aslında şey de çok merak ediyorum. Şimdi çalışmaları da buradakini anlatacağız seyircilerimize ama su ülkemizde çok önemli bir noktada. En verimli şekilde tarlamızı en iyi sulama oranıyla evet. Sulamak istiyoruz. Bu sistem o noktada nasıl avantajlar sağlıyor? Şimdi
daha önce görüşmelerde, konuşmalarda bahsedildi. İşte bir kuraklıktan bahsediliyor, işte su kaynaklarının kıtlığından bahsediliyor. Bu günümüzün bir gerçeği. Dolayısıyla kıt olan kaynaklarımızı nasıl verimli kullanabiliriz? Bu noktadan hareketle bu makine bu ihtiyaçlara cevap veriyor. Artı kuraklığın dışında önemli bir problem daha var, iş gücü maliyeti ve de iş gücü bulunması. Yani şu anda gerek sahan sektöründe olsun, gerek sulama sektöründe en büyük temel sıkıntı yetiştirilen personel ve ihtiyaç duyulan işçi sayısı. Bunları şu anda bulmak gitgide zorlaşıyor. Köylerde özellikle köyden şehre geç göç nedeniyle işçi bulmakta çok zorlanıyor yatırımcılarımız, yetiştiriciler. Bu noktada bizim tamurlu sulama sistemleri devreye giriyor. Çünkü düşük işçilik maliyeti, bir kişinin dahi kurabileceği ve sulayabileceği sistemler ve eşit etkili dağılım. Kuraklığa karşı az suyla da bol miktarda verim alabileceğiniz bir sistem. Bu yönden biz bu sulama sistemlerini tanıtmak için bu tarla gününü düzenledik. Şu anda Kırşehir merkeze bağlı bir mera alanındayız. Demo çalışmalarını da şu an seyircilerimize gösteriyoruz zaten ama buradaki süreçten de biraz bahsedelim isterseniz. Şimdi biliyorsunuz sizlerle daha çok fuar ortamlarında bir araya geliyorduk. Tabii bu da bir tanıtım aracı. Ama özellikle bize fuar standta gelen çiftçilerimiz, yatırımcılarımız bu nasıl çalışıyor? Bunu işte sahada bir keşke görseydik gibi. Her ne kadar yurt genelinde değişik makinelerimiz olsa da herkesi böyle toplu olarak bir araya getirip hem teknik olarak hem de teorik olarak gerekli bilgileri vermek ve makineyi çalışırken yerinde görmeleri tabii ki yetiştiriciler için bulmaz bir nimet diyelim. Biz de özellikle bunu şundan dolayı tercih ettik. Yetiştiricilerin bizden talepleri nedir? Bu sulama makinelerinden neler istiyorlar? Mevcut makinemize biz nasıl geliştirebiliriz? Daha ileriye taşıyabiliriz? Bu noktada da karşılıklı etkileşim içerisindeyiz. Bundan da çok büyük mutluluk duyuyoruz. Hem makinelerimizle ilgili olumlu düşüncelerini alıyoruz, eleştirilerini alıyoruz. Bunları da tabii ilerleyen günlerde makinelerimize yansıtacağız. Şimdi aslında yeri gelmişken fuarlarda dediğiniz gibi hep soruyoruz, merak ediyoruz ama satış sonrası süreçler, yedek parça. Şu an kaç kilometre çıktık şehirden buraya geldik. Bu ekipmanlar burada saatlerce çalışacak. Şu an arkamızda da yavaş yavaş geliyor, sulamaya devam ediyor. Bir aksaklıkla karşılaştı. Sezer her ürüne nasıl yetişiyor, bu noktada nasıl yardım edecek? Şimdi sahan sistemleriyle sulama sistemlerin teknik ekibi ayrı. Arkada görmüş olduğunuz teknik ekip şu anda hizmet veriyor. Özellikle tabii bu makineleri şöyle düşünmek lazım. Tamamen arazi koşullarında ve zor şartlarda bir yerden bir yere taşınacak. Çünkü bunlar mobil makineler. Burada herhangi bir sıkıntı olduğunda bizim öncelikle hedefimiz anında hizmet vermek. Burada bizim diğer firmalarda ayıran bir nokta satış sonrası servis hizmetleri ve de kurulum esnasında yaptığımız hizmetler. Yani biz buraya makineyi sadece satış olarak düşünmüyoruz. Burayı bir sulama sistemi olarak düşünüyoruz. Gelen arkadaşımız burada hangi toprak sulanacaksa o toprağın yapısını inceliyor ve o toprağa göre gerekli sulama reçetesini veriyoruz. Reçete dediğimiz sulama hızı, makinenin sulama hızını çünkü ayarlayabiliyorsunuz, 4 vitesi var ve gaz yardımıyla. Aynı zamanda nozüller var, çekme hızını ve sulama miktarını ayarlayabiliyorsunuz. Bunlar tamamen bulunduğunuz toprakla ilgili bir şey. Yetiştiricinin hangi toprağı sulamak istediği, hangi ürünü sulamak istediğiyle ilgili. Bu noktada işimizi tabiri caizse baştan sağlam tutuyoruz ve ileride de olacak arızaların da önüne geçmiş oluyoruz. Dolayısıyla çiftçimiz de buradan son derece verim almış oluyor. İnşallah bu temsilciliğin, bu bayiliğin önce ülkemize, sonra şehrimize, sonra da çiftçilerimize ve kendi firmamıza hayırlar vesile getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Landini traktörlerini belki genel müdürümüz söz alırlarsa teknik olarak anlatırlar.
Ama biz iyi olduğunu düşünerekten hepinize birer tane Landini traktör satmayı düşünüyoruz. Bunu tahmin etmenizi istemiyoruz ama traktörlerimize güveniyoruz inşallah. Biz bu sektörde yaklaşık 8 yıldır varız. Son 3 yılımızda Landini ile sürdürüyoruz. Landini şu anda gerçekten kalitesiyle kendini ispat etmiş. 235 beygire kadar, 215 ama 235 beygire kadar geniş bir range olan, yelpazesi olan bu traktörlerin pazarda son derece beğeni kazandığını da takip ediyoruz, izliyoruz. Sadece toplam satışlar değil, müşterinin traktör aldıktan sonraki yaklaşımını, yorumlarını da sürekli alıyoruz ve bu konuyu da Landini firmasıyla sürekli paylaşım içinde götürüyoruz. Gerçekten beğenilen ve talep edilen bir traktör konumunda. Özellikle Konya bölgesi için çok daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Konya bölgesi Türkiye'de her yıl artan traktör talep ortalama beygir gücünün en fazla kullanıldığı yer, daha doğrusu beygir gücü olarak daha yüksek beygirlerin ihtiyaç duyulduğu bir yer olması nedeniyle de işte 70 beygirden başlayan Landini grubunun veya 80 ağırlıklı devam eden Landini serisinin Konya için çok daha ideal bir traktör olduğunu da düşünüyoruz. Biz Osmanlı Sancağı Tarım'la Muhmete Bey'le aslında bir süredir çalışıyoruz ve son derece de mutluyuz, memnunuz bu işbirliğinden. Çok güzel sonuçlarını da almaya başladık. Bugünkü resmi açılışında ben tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar yaptıkları aslında bundan sonra yapacaklarının da bir ispatı, belgesi. O nedenle tekrar hayırlı olsun diyorum kendilerine. Bu açılışın özetle hem Osmanlı Sancağı Tarım Limited şirketine hem Konya'mıza hem de şirketimize hayırlı olmasını tekrar diliyorum. Saygılarımla. Evet sayın seyirciler, şu an Konya'dayız ve Landini'nin yeni bayisinin açılışındayız ve şu anda da yanımızda Anadolu Motor Genel Müdürü Erdoğan Bey var. Şimdi Erdoğan Bey, gün geçtikçe bayiler artıyor. Landini'yi çiftçiler daha fazla duymaya başlıyor. Biz sizden kısaca süreci dinleyelim. Şu an burada ne yapıyoruz ve Landini genel olarak neler yapıyor Anadolu Motor'la birlikte? Biz Landini distribütörlüğünü 2013 yılı başı itibariyle aldık. Aslında Landini Türk çiftçisi tarafından tanınan, bilinen bir marka. Daha önce de bir distribütör kanalıyla pazarlanıp satışı ve satış sosyal hizmeti veriliyordu. Ancak Landini firması bizimle çalışma kararı aldı ve 2013 yılı başı itibariyle de biz Landini firmasının Türkiye distribütörlüğünü aldık. Landini İtalya'nın bir numaralı markası. İtalya'da ondan fazla marka, üretici marka rekabet halinde ve gerçekten Landini kalitesiyle, range'iyle ve çiftçinin arkasında durmasıyla bir numaralı traktör konumunda. Biz aynı konuma getirmeye çalışacağız doğal olarak Türkiye'de de, çok kolay olmasa da. Türkiye'deki traktör sektörüne baktığımızda şunu görüyoruz. 1 milyon 600 bin traktör parkı var. 1 milyon 600 bin traktör pazarda dolaşıyor, tarlalarda dolaşıyor. Ve bu 1.6 milyon traktörün yaklaşık 859 bin adedi ise 20 yaş üzeri. Bu da bu traktör pazarının tüm markalar, dünya markaları tarafından mercek altında tutulmasının nedeni oluyor. Biz traktör sektörüne LS, Güney Koreli LS traktörle girdik. Arkasından Hintli Solis'i ve son olarak Landini distribütörlüğünü aldık. Bu üç marka da bizimle birlikte traktör üretimine geçmeyi planlıyor veya o konuda görüşmeleri sürdürmeye çalışıyor bizimle. Bizim yapımıza baktığımızda ise biz yarım asırdır üreticiyiz. Lombardini markasıyla başlayan, arkasından son 10 yıldır kendi markamız olan Antor'la sürdürdüğümüz üretimimizi son 10 yıl içinde yine Antrak marka çapa makinalarımızın üretimine geçilmesiyle de renklendirdik, çeşitlendirdik.
Bunun yanı sıra portatif jeneratör, işte motopomp montajları da üretimimizin yine diğer gamlar arasında yer alıyor. Ya özetle biz üreticiyiz. Biz bir konuda distribütörlük aldığımızda her zaman B plan olarak aklımızda bu distribütörlüğünü aldığımız markanın Türkiye'de üretimi yer alır, yatar. Ve bugünlerde de biz traktör üretimine geçilmesi konusunda ciddi bir fizibilite çalışması içindeyiz. Burada da Landini tabii ki ön sıralarda yer alıyor. Özellikle yaratacağı katma değer düşünüldüğünde. Peki son Türkiye'de çiftçilerimiz özellikle yenilikleri çok sever. Anadolu Motor da tabii ki araştırmalara bu yönde devam ediyor olabilir ama buradan verebileceğimiz ufak sürprizler, tüyolar var mı? Çiftçiler için ilerleyen dönemde neler bekliyor? Gerek Landini, gerek diğer LS olsun, Solis olsun. Aslında sürpriz şu olabilir, üretime geçeceğiz. Yani bu belki sürpriz değil, bizi tanıyan, Anadolu Motor'u tanıyan çiftçiler az önce söylediğim gibi Anadolu Motor bir markanın distribütörünü aldıysa mutlaka üretim fizibilitesi olumlu çıkarsa üretimine de geçer diye düşünürler. Aslında sürpriz değil ama sizin ifadenizde sürpriz diyelim buna. Yani biz üretime geçme noktasında masaüstü çalışmalarını başlattık. Evet sayın seyirciler, Landini'nin Konya bayisinin açılışlarına devam ediyoruz. Şu anda da yanımızda Landini Ürün Müdürü Serkan Muharremoğulları var. Şimdi Serkan Bey, kalabalık bir açılışla birlikteyiz. İsterseniz buradaki süreci bir sizden öğrenelim. Öncelikle Konya bizim için çok önemli bir bölge. Konya İç Anadolu bölgesinin kalbi. Konya bölgesine çok önem veriyoruz. Buradaki bayimiz Osmanlı Tarım'da güzel bir açılış yaptı Konya Fuarı'ndan sonra. Başarılı bir çalışma sürdürüyor. Günün en sevindirici olayı hakikaten de Konya çiftçisi çok ciddi ilgi göstermesi. Binlerce insan var, sayısını göremediğimiz kadar insan var. Güzel bir açılış oldu. İnşallah hem Konya'ya hem firmamıza hem bayimize hayırlı olur. Güzel şeylerin başlangıcı olur diye düşünüyorum. Peki çok kısa Konya'yı da değerlendirelim. Beklentiler neler? Bu bölgede yüksek kapasiteli traktörler daha ravaşta isteniyor. Onu mu düşünüldü ve ilerleyen süreçte Landini burada neler planlıyor? Çok kısa onu da alalım. Konya aslında önümüzdeki son 10 yılın en potansiyeli yüksek illerden biri. Bunun çok iyi farkındayız. Konya çiftçisi Landini'yi çok seviyor. Sevdiğini zaten ilk günden itibaren gösterdi. Ürüne talebi, ürünü almak için ki göstermiş olduğu enerji çok hoşumuza gidiyor. Biz de Konya'ya çok önem veriyoruz. Çünkü Konya'da ciddi anlamda tarım yapılıyor. Gerçekten ciddi tarım yapılıyor. Gece gündüz demeden Konya çiftçisi çalışıyor. Çalışkan da bir çiftçisi var. Bu anlamda da her geçen gün parlayan bir yıldıza sahip olduğunu düşünüyoruz Konya'nın. Evet sayın seyirciler, şu anda da Osmanlı Sancağı Tarım'ın sahibi ve aynı zamanda Landini Bölge Bayisi Ethem Yıldırım'la birlikteyiz. Şimdi Ethem Bey, öncelikle size de hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Bir süreci alalım sizden. Neler planlıyoruz? Şu an Landini'nin hangi modelleri var? Konya çiftçisi artık buraya geldiğinde neler bulacak? Şimdi bir düzeltme yapalım. Ben sahibi değilim, gelir koordinatörüyüm. Sahibi Nuh Mehmet Gökbel Bey. Osmanlı Sancağı Tarım 20 yıllık kuruluşu olan ama 30 yıla yakında bu sektörde çalışmalarını sürdüren bir firma olup daha önce Çumra'da 7 yıldır da Konya'da bu sektördeki çalışmasını sürdürmektedir. Landini Anadolu Motor Grup'la yaptığımız Landini Traktör Bayiliğinde de 70 beygirden 235 beygire kadar çiftçimize alternatifler sunmaktayız traktörde. Gene Anadolu Motor gruba ait olan başka ekipmanları da satmaktayız. Çiftçimize Ziraat Bankası gibi kredili, kendi bütçemizden kredilendirme gibi çeşitli vadelerde seçenekler sunaraktan kolaylıklar sağlamaktayız. Bizim bundan sonraki planlarımız Anadolu Motor grubuyla çalışmamızı sürdürürken bunun yanına ekipman çeşitleri de sokaraktan bu çiftçimizle olan bağlantımızı daha da artırmayı düşünüyoruz. Evet sayın
sayın seyirciler, açılışlarımızda da olmazsa olmaz en önemli katılımcılardan olan çiftçilerimize söz hakkı vermek istedik. Şu anda da yanımızda bir katılımcımız var. Bakalım neler düşünüyor, burada neler yapıyor, bir kendisini öğreneceğiz. Öncelikle bir adını soyadınızı da bir siz tanıyalım. Din Ayhan, Altınekin Yenikuyu Köyü çiftçilerinden çiftçilikle uğraşıyoruz. Tarım, hayvancılık, biçercilikle uğraşıyoruz. Çiftçiyiz. Traktörünüz var mı öncelikle bunu soralım. Traktörüm, 3 çeşit traktörüm var. Landini var. Üçünde de kullanıyoruz ama Landini yeni aldık. H500 traktör aldık. Çok memnunuz. Yani yakıtı, iş kapasitesi çok güzel. Yani yakıtta da çok cimri. Harika bir traktör yani. Çok memnunuz yani. Servis, yedek parçası olsun. Her şeyle mükemmel. Peki şu an bir açılıştayız. Bayinin çalışmaları nasıl? Neler düşünüyorsunuz? Bayi daha önceden bir Landini bayili aldı. Olmadı. Geri iptal oldu. Tekrar yeniden alınca tam yerine oturdu yani. Yani rahatladık diyorsunuz Koyuncu. Yani servis konusunda olsun, bayilik konusunda olsun her şeyle dört dörtlük yani mükemmel yani. Peki bir daha traktör alsanız ne alırdınız? Yani elimde bir traktörüm, marka söylemeyeyim, gerçekten söylüyorum. Şu büyük traktörü görünce onu verip tekrar Landini almak isterim ama ismini söylemeyeyim o traktörüm yani. Gerçekten harika. Tavsiye ederim yani. Evet sayın seyirciler, şu an Konya bölgesindeki bayi açılış röportajlarımıza devam ediyoruz. Yanımızda da Anadolu Motor Satış ve Pazarlama Müdürü Cem Burak Pir var. Şimdi Burak Bey, katılımı fazla bir açılış oldu. Biz sizden detayları öğrenelim. Hem neler yapıyoruz hem neler bekliyoruz Konya'da. Evet, biliyorsunuz Konya tarım anlamında Türkiye'nin en önemli bölgelerinden bir tanesi. Biz de bundan 2 yıl önce Landini ile bir ortaklık kurduk ve Konya'yı daha o günlerden hedef bölgelerimizin başında bir bölge olarak tespit etmiştik. Zaman içerisinde çeşitli görüşmelerimiz oldu. Nihayetinde Osmanlı Sancağı Tarım'la geçen yılın ortalarında bir anlaşmaya vardık ve kendisiyle Konya bölgesi Landini Bayiliği çalışmalarımız başladı. Tabii resmi açılışı bugün yaptık. Sağ olsun tabii bayimizin bu bölgede bilinir geçmişten tanınan sektörde sözü geçen bir kişi olması nedeniyle insanlar teveccüh gösterdiler. Açılış gayet güzel oldu. Ümit ediyorum ki bu açılışla birlikte bu yıl arzu ettiğimiz satışlara, hedeflere hep birlikte ulaşacağız. Peki çok kısa da ilerleyen süreçte dediğimiz gibi çiftçi her zaman yenilik bekler, bir farklılık bekler. Landini sürprizleri var mı? Neler yapacak? Tam da sizin ifade ettiğiniz gibi bir sürprizimiz olacak. Çok uzun bir vadede de değil bu. Ümit ediyorum ki 2016 yılının başında biz güzel haberleri hem çiftçimize hem camiamıza duyurmuş olacağız. Çok kısa bir süre olmasına rağmen Landini İtalya firmasıyla ilişkilerimiz gerçekten en üst seviyeye çıktı. Bu anlamda kendilerinin de bize yaklaşımı son derece olumlu. Türkiye'de satışları, iş hacmimizi nasıl büyütebiliriz noktasından hareket ettiğimizde tabii iş dönüp dolaşıp bu traktörlerin Türkiye'de üretilmesi noktasına geliyor. Bu konuda bir takım çalışmalara başlıyoruz. Ümit ediyorum bu analiz, değerlendirme, fizibilite çalışmaları başarıyla sona erer ve biz de hayalimiz olan, ki zaten biliyorsunuz 40 yıllık üreticiyiz, traktör üretimi konusunda da faaliyete geçmiş oluruz diye düşünüyorum.